Ferrari'den terlikle indi şu anda. Abi sen Türk müsün? Evet. Ferrari'den inen abi sen değil misin ya? Evet. Şimdi ben olayı çözdüm. Şöyle bir durum var. Metro 3'e ayrılmış durumda. Fakirler, zenginler, kadınlar. Arkadaşlar dışarı çıktığınız an saç kurutma makinesiyle sanki yüzünüze vuruyorlar. Öyle bir yerdeyim. Şimdi ben ne yapacağım onu söyleyeyim. Bu arada Dubai'yi şöyle merak ediyor olabilirsiniz. Araçlar nasıl? Hepsi lüks mü diye. Bakın Range Rover, Range Rover, Mustang, G4x4, işte Mercedes, Mini Cooper. Hani zaten daha 20 saniyedir yola bakıyorum. Bu arada araba çok iyiymiş ya. Plaka da çok iyi. G2050. Çok iyi araba. Neyse hadi gidelim. Şimdi yapacağım şey şu. Dünyanın en uzun binasına metro ile gideceğim. Bunu nasıl yapacağım? Gideceğim, ardından metroya bineceğim. Ardından bakın görüyorsunuz değil mi metro nasıl gidiyor. İleride dünyanın en uzun binası şurada. Benim gitmem gereken yaklaşık 3 dakikalık bir yol var. Ve burada kullanacağım şey bu olacak. Bu İstanbul kart gibi düşünebilirsiniz. Bunu 25 dirheme aldım. 1 dirhem bu arada 5 lira. Yani 125 liraya falan geldi. İçerisine de 25 dirhem attım. Yaklaşık... Güzel araba. Yaklaşık 4 dirhem harcayıp gideceğim. Gelirken de 4 dirhem harcayacağım. 8 dirheme geleceğim. Yani 30 liraya gidip gelebiliyorum. Bakın metro da oradan geçiyor. Araba çok iyiymiş bu arada ya. Neyse hadi gelin. Zaman kaybetmeyelim. Çok sıcak. Acilen içeri girmem gerekiyor. Çünkü içeride klima var en azından. Biraz önce gördüğünüz üst geçitin içindeyim şu anda. Herhangi bir şekilde Dubai'de değilim. İstanbul'dayım, ne bileyim Trabzon'da serin bir havadayım. Hiçbir şekilde sana hissettirmiyor klimalar nerede olduğunu. Bu arada topu topu metroya ineceğiz. 4 tane güvenlik şu anda bekliyor. O yüzden telefonu çok kaldırmayacağım. Şöyle basıyorum. 16 kaldı. Zaten biraz önce gelmiştim. Bu arada platform 1, platform 2 var. Ben platform 1'e gideceğim. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Bu arada bir tane metro geldi. Benim metrom değildir umarım. Neyse şuradan gidiyoruz. Burada ulaşım çok pahalı değil. Aslında İstanbul'daki gibi düşünebilirsiniz. Abonman var mı onu bilmiyorum. Fakir psikolojisi hemen abonman varsa iyi oluyor diyorum. Bu arada abi koşuyor. Bizim metro mu geldi acaba? Ben de koşayım. Bu arada bizim metro gelmiş. Hah yetiştim. Burası ne böyle klimalı mı? Bunun farkı ne? Niye böyle ayrı burası? Neyse. Evet gidiyoruz. Bu tarafa doğru mu? Bakayım. Ulan inşallah yanlış yöne binmemişim. Ya yanlış yöne binmişim. Gerçekten yanlış yöne binmişim. Uzaklaşıyorum şu anda. Oraya gitmem gerekiyordu. Ya vakit kaybediyorum. 11.30'da kapanıyor metro. Bu arada ben hiç bu tarafa gelmedim Dubai'nin. Bilmediğim bir bölgeye gidiyordum. Max diye bir next station'a gelmiş. Bakın. Bu arada tüm tabelalar böyle. Yani bir şey anlamanız için... Ha burada var. Max ne mesela? Neyse. Burayı anlamadım ama mesela İstanbul'da kolay. Şunlar da büyük ihtimalle aktarma. Ama Latin alfabesinin olması işleri çok kolaylaştırıyor. Neyse indim. Günün sonunda böyle milyon diye video çekerken artistik yapmayacaksın ama bu refleks bende İstanbul'dan var. Bu arada bir şey diyeceğim. Orası niye o kadar kalabalık da ileride kalabalık değildi? Ben yanlışlıkla VIP metro falan mı bindim ya? Bunların VIP kafası çok farklı. Bak olabilir böyle bir şey. Şimdi İstanbul'daki mantıkla şu tarafa gidersem metroya giderim diye düşünüyorum. Evet. Öyle değil mi? Bence öyle. Metroya buradan çıkabilirim diye düşünüyorum. Hadi deneyelim. Sonuçta oradan geldiysem, bu taraftan çıkarsam. Allah'ım ne olacak bu benim halim? Heh tamam. Mantık doğru. Sonuç olarak İstanbul'daki para verdiysem bir yerin içerisinden diğer tarafa dönersem gidebilirim diye düşünüyorum. Ama benim kafam niye karıştı? Golden Class Cabin. Ne alaka Golden Class Cabin? Bu ne mesela? Niye mesela? Şimdi ben aynı parayı verdim ve ben de gideyim Golden Class'tan. Herkes Golden Class'tan girsin. Nasıl ayırıyorlar? 100 ayet fine for non-Gold Class holder. Ha, karta mı bakıyorlar? Abi bu kadar paracı olmayın ya. 100 ayet fine for none. Benim gold kartım yok. Ben İstanbul kart tayfayım. Yani nasıl olacak? Binemeyecek miyim buradaki metroya? Anlamadım ki. Burada bakın. Heh, bak. Benim otel burada. Şöyle gideceğim. Buraya gideceğim ben.
Haberiniz olsun. Hadi bakalım gidelim. Bu arada şöyle bir şey var. Bak burayı okuyun, sonra anlatacağım. Şimdi ben olayı çözdüm. Şöyle bir durum var. Metro 3'e ayrılmış durumda. Fakirler, zenginler, kadınlar. Bak şimdi geldim, basıyorum. 3 aldı. Yani diyor ki, sende 16 vardı, bindin. Şimdi 3 aldım senden diyor. Okey. Baksana Dubai Mall'a gideceğiz ama tam 17 dakika falan sürecek. Yani şurası bilenler bilir, Zincirlikuyu Gayrettepe gibi. Şöylesine tam olarak 17 dakika falan yürüyeceğim. İşin kötü tarafı bitmeyecek. Yani biraz önce ölçtüm. İşin iyi tarafı en azından burada bir klima var. Herhangi bir şekilde sıcaktan etkilenmiyorsun. Dışarısı şu anda gerçekten sıcak. 33 derece falan. Neyse bak konumuza dönelim. Fakirler var, zenginler var, kadınlar var. Zenginleri zaten gördünüz. Yanlışlıkla bindim. Dedim böyle bir tren yok. Bu bir. Fakirler orta tarafa oturuyor. Ve bildiğiniz Hintliler. Yani İstanbul'da bir Hintli gördüğünüz zaman simsiyah böyle duruyor. Yani ben de beyazım yani, siyah beyaz. Allah vermiş, fark etmez. O konuya zaten girmiyorum. Çarpıtan engellerim. Neyse abi, bir de şey var. Kadınlar var. Kapıda şey yazıyor. Burası sadece kadınlar ve çocukların özeldir diye. Ben ilk metroya binişimde oraya binmişim. Bir kadın inatla bana kapıyı gösteriyor. Ben de böyle gülümsüyorum falan. Meğer buradan git demek istiyormuş. Ama şunu tebrik ettim. Hiç kimse kuralları bozmuyor. Kesinlikle altın, golden bilmem tarafına fakir birisini görmedim. Yani en azından dış görünüş olarak. Kadınların tarafına kimse geçmiyor. Yani bunlar Türkiye'de kalmayan şeyler ya. Yürüyüşümün bilmem kaçıncı dakikasında size dışarıyı göstermek istiyorum. Dubai Mall'a bayağı bir yaklaştım. Dolce Gabbana, Dubai Mall, Rolex buralar çıktı. Sokakları zaten, yolları göstermiyorum. Lamborghini'ler, ah hadi göstereyim bak bak. 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 Bentley, Lamborghini. Hayata bakar mısın? Şuraba hayatında İstanbul'da sadece bir defa gördüm ve buraya geldiğinden beri 5. falan görüşüm. Şaka gibi. Ama yalan yok. Bir yerden sonra alışıyorsun. Böyle bir aman diyorsun, koyasın götüne. Ne yapacağım ben bu arabayı? Koyasın götüne derken de hiç böyle utanmıyorum ama umarım bir Türk yoktur. Dün bir tane Türk abiyle, Cihat abiyle tanıştım. Sağ olsun, bana çok yardım etti. Videoyu izliyorsa ona buradan selam. Bu arada videoyu kapattım ama hoşuma gitti ha, koyasın götüne diye bağırmak. Abi ben böyle bir insan değilim ya. Yurt dışına çıkınca insan değişiyor. Parayı görünce değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde telefonu açtım, video çekiyorum. Yani beni tutuklayabilirler. Bilmiyorum neredesin yani. Hani dünyanın ortasında bir yerdesin, anladın mı? İnsanlar karşı çıkabilir, kızabilir ama bunu yapabiliyorum. Aslında bunu Türkiye'de yapmak daha zor. Burada risk var. İnsanların hepsi bakıyor. En fazla tutuklanırsın. Ama İstanbul öyle değil. Almış eline kamerayı. Konuşarak para kazanıyor bakışları. Neyse bak ne göstereceğim. Dubai Mall'a girdik. Buraya girmesi önemliydi çünkü dünyanın en uzun binasına buradan giriş yapılıyor. Yani en azından metroya gelen fakirler böyle giriş yapıyor ki ben de öyleyim. Bu arada Huawei mağazası her yerde. Şurada Sony mağazası falan var. Dubai Mall'u küçümsememeniz gerekiyor. Aklınıza gelebilecek her türlü mağaza var. Evet, artık sona yaklaştık. Dubai Mall'un sonundayım ve sizlere dünyanın en büyük binasını göstereceğim. Buna hazırım. Bu arada o şelaleyi şundan dolayı gösterdim. Arkadaşlar, adamlar çölün ortasına AVM kurup şelale yapabilecek kadar da yani, öyle düşünün. Öyle bir para, öyle bir güç. Bu da Starbucks. Kapıdan çıktım, binayı görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir göstereyim. Evet, kafanızı kaldırıyorsunuz, 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 kaldırıyorsunuz. Abi, bayağı bir kaldırmam lazım. Yani bunu görene kadar kesinlikle anlamazdım. Ama gerçekten hani enseniz arkadaki kemiğe dayanacak kadar kaldırmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Yavrum bana dokunma. Aa, sahibi mi o? Babasının arabasıymış. 24 hours. Annenin sütü gibi, helal olsun sana. Bir gaza basabilir misin abi? Ya ben Burj Halifa'ya geldim. Ne oluyor burada? Yok mu bir ara gazı ya? Abi şaka mısın? Ay 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 ay. Ay 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 ay. Gır 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 gır. Vereceğim arabayı abi. Evet, burada Dubai Mall'un da video çekiyorlar. Bayağı iyi. Bak bak nasıl asıyor. Abi beni gördü, gaza geldi bak. Şaka mı? Şaka mı?
Abi niye gaza basıyorsun diye şey yapıyor. Abi o seni alır, satın alır o seni. Gel. Gelin. Bu arada bu araç tahmin ettiğim gibi SVR. Çok iyi. Çok iyi bir araba. Ben bunun sesini açıp dinliyorum. Yani öyle söyleyeyim size, o kadar iyi. Abi şu an arabayı vermek istemiyor bu arada. E ben olsam ben de vermem. Çok mantıklı değil mi? Peki abinin terliğe ne diyorsunuz? Bak bak. Şu anda Dubai Mall'dayım. Abi Ferrari'den terlikle indi şu anda. Abi şaka yapıyorsun, terlikle de inmezsin ya. Ben burada kaldım bu arada. Neyse, bu arada gördüğünüz gibi park ediyor. Ben arabamı vermezdim abi. Kesinlikle vermezdim. Kan falan diyor ama hiç. Ya sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada kaldım. Abi ben olsam ben de çıkıyorum. Arkadaşlar ben buradan çıkıyorum. Canım benim, çek. Abi sen Türk müsün? Evet. Ferrari'den inen abi sen değil misin ya? Evet. Abi ne yapıyorsun burada? Dolaşıyorum. Bana bir gaz atman yok mu şurada ara gazı vermen? Bir tur oturtman yok mu? Bak o kadar denk geldik. He? Hakkım 1 lira veririm. Olmaz mı? Sana 1 lira vereyim. Olur. Tamam anlaştık mı? Bir ara gazı vereceğim. Sadece bak rica ediyorum. YouTube'a tamam, video çekiyorum. Tamam benim şeyim bitti. Sen ne yapıyorsun burada? Çekebilir miyim seni? Sen ne yapıyorsun burada? Turist gezmeye geldim. Araç senin değil mi? Yok. Ha alıyorsun dolaşıyorsun. Tabii. Ne kadar? Yarım saat 300 lira. Çok iyiymiş. Ben bak bu sistemi bilmiyordum. Ben araç senin zannettim. Yok yarım saat 300 lira. Ha ben videoya bunu koymam ama Ferrari seninmiş gibi yaparım bak. Tamam. Thank you. Çok iyiymiş. Başıma ilginç olaylar gelmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Abi Diyarbakırlı çıktı. Diğeri Trabzonlu çıktı. Gel eski eşi bizim köydenmiş. Ama kesinlikle söylemiyor kim olduğunu. Ortaya çıkmak istemedi. I love Dubai yazısı var. Yanından ayrılıyorum. İlginç bir hayat. Yani Dubai'de git kendi köyünün şeyini bul. Garip bir dünyadayım. Dünyanın en uzun binasının yanına geldiğinizde burası bir gölet. İnsanlar hiç utanmamış. Çölün ortasına böyle bir göl yapmış. Biraz önce çıktığım yer Dubai Mall'un aslında bir kapısı. Burada her yerde çok büyük gökdelenler var. Artık buna çok rahat bir şekilde alıştım. Herhangi bir derdimiz tasımız yok ama şunu söylemek istiyorum. Son bir kez daha söyleyeceğim. Belki ileride de söylerim. Kafanızı gerçekten kaldırmanız gerekiyor. Buradaki binaya bakarken o kadar yüksek. En üst kattaki yanan ışığı bile zor görüyorum. Şöyle ilerleyeyim. Ronaldo'nun ya da milyarlık ünlülerin evlenme teklifi ettiği yere geldim. Geliyorlar şu köprüde ya da farklı yerlerde evlilik teklif ediyorlar. Hemen şöyle göstereyim size. Bu Burj Khalifa'nın aydınlık yüzü burası. Arka tarafı çok aydınlatmıyorlar. Burası bir ekranmış gibi davranabiliyor. Tabii bir yerden sonra kapatıyorlar. Burada göletin üzerinde işte farklı şeyler var. Buralar hep ev ve çoğu binanın üzerinde MR yazıyor. MR zaten İstanbul'dan belki biliyorsunuzdur. MR AVM falan var. Günün sonunda metroyla sizler çok rahat bir şekilde bu şehirde dolaşabiliyorsunuz. 4 birim paraya. Bize 20 liraya falan geliyor. 5 ile çarpıyorsun ama sorun değil. Yani sonuçta turist olarak geliyorsun. En azından 60-70 lira vermiyorsun. Taksiye binmiyorsun. Buradaki binanın özelliklerini okuyup teknik incelemesini yapacak değilim. Ama şunu söyleyeyim, Dubai bence gelinmesi gereken şeylerden bir tanesi. Pahalı mı? Pahalı. Bunu kesinlikle bilmeniz lazım. 12 dakikalık yola 150 liralık taksi parası istiyorlar. Alırsınız kendi biletinizi, direkt otobüs. Ardından buraya gelirsiniz ama burada otel de pahalı. Pahalı bir tatil olur ama farklı bir deneyim yaşarsınız. Görüyorsunuz. Biraz da şöyle geçeyim. Burada lüksün sınırını, paranın sınırını görebiliyorsunuz. Yani gösterebileceğim bir şey kalmadı. Videoyu burada kapatıyorum. Dubai benim için gerçekten çok farklı bir şehirdi. Dünyanın en büyük binasına, en uzun binasına metro ile geleceğim hiçbir gün aklıma gelmezdi. Ben sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Bu videoyu izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kapatasım da gelmiyor bak. Neyse başka bir vlog çekebilirim. Metro ile nasıl geri döndüm vlog falan olabilir. Ama gerçekten kapatasım gelmiyor. Sizinle beraber konuşmayı seviyorum. Aa bakın ne göstereceğim. Apple Store şu anda tam arkamda.